benim fark ettiğim hani 3 4 3 sisteminde oynattırmaya çalışıyor. Biraz olsun Gustavo'yu Gustavo'yu da çok defansın önünde. Yani hı hı. 3 1 hani 3 1, 3 -1. önünde 1. yanlardan hı hı. şeyler gelecek bekler ama ön taraftaki üçlü yani forvet Valencia diyelim oynadı. Özil oynadı. Evet. Hani üçlü bir atak gibi düşünüyor. Aslında sistem kötü bir sistem Üç, değil. 3 4 2 1 gibi hocam. Daha çok. Yani sistemi aslında mantıksız bir sistem değil ama Hı. dediğim gibi esnek olmak lazım. Şimdi oyuncu kalitesine göre de elindeki oyuncunun e, ondaki, kumaşına, göre. kumaşına göre yapacaksın. Evet. Mesela bekler eğer o kadar iyi değilse süreklilik yapamıyorsa sağda ve solda hani orta yapacak, i̇kisi defansa de, yardım ikisi de edecek. bek değil hocam. Hani yani kanat beki diye bir kelime var ya. Evet. Ya yani Ferdi Kadıoğlu kanat beki mi sence mesela? Yok değil. Yani defansı sıkıntılı. Hı. Çünkü o eğitime belki almamıştır. İyi bir defans Tam eğitimi almamıştır. Kötü oyuncu olduğunu falan demiyorum Yanlış hani anlasın. Hayır o iyi, iyi bir kanat oyuncusu hı hı. ama belki defansı o kadar güçlü değil. O zaman olmuyor işte. Hocam ben onu nimegende izledim yani Hollanda lig, 2. liginde oynarken bu oyuncunun en iyi mevkisi 4-3-3'te ofansif 8 numara. Tabii. Yani kanat oyuncusu da değil aslında. Değil. Burada kanat oyuncusu evrildi. Yaptığı en iyi şey de ceza alanına topsuz koşu. Hı -hı. Mükemmel yapıyor. Yani oynasın düzenli bu formasyonda Türkiye liginde 7-8 tane gol atar. Belki birkaç tane de asist yapar. O potansiyeli var ama mesela. Burada kanat oyuncusu oldu önce 4-2-3-1'in kanadı oldu. Şimdi üçlü sistemde kanat bek oldu. Hayır ben Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımda yani elinizdeki kadroya göre de sistemi oluşturmanız gerekiyor. Bence dörtlü sistemde de gayet iyi bir kadro oluşturabilirler. Evet. Yani Gustavo'nun yanında veya 4-3-3 şeklinde Gustavo'yu eğer dörtlünün önüne koyarsanız Hocam, zaten yani, üçlü bus, gibi kurabilirsiniz benim zaten sonuçta. Hocaya şöyle tamamlamak istemiştim ben Kerem. Üçlünün <laughs> önünde Gustavo da bence lüks oluyor. Demin Sosa'yı o yüzden telaffuz ettim. Üçlü oynayacaksan Sosa da idare edebilir ki. Geçen seneyi hatırlayalım. Fenerbahçe-Emre Belizol devraldığında sezonun sonunu dörtlü bitirirken Sosa ile bitirdi. Daha hücumcum Fenerbahçe vardı. Hatta Sosa-Mert Hakan yapmıştı. Evet. Öyle hatırlıyorum maçlarda ve daha önde oynayan tamam. Sosa-Mert yaz... İrfan. Evet. Öyle bir üçlü Hazır düzen. olduklarında Sosa-Mert İrfan'dı. İdeali. Şimdi üçlü oynuyorsun. Üstüne Gustavo. Bununla Galatasaray deplasmanına itiraz etmem. Trabzonspor-Beşiktaş maçı yine itiraz etmem ama net foyla çıktığım maçlarda Üç savunmacı artı Gustavo bana biraz bizim ligde fazla emniyetli geliyor. Katılıyor musunuz hocam? Oradaki 3-4-3'te merkezdeki iki oyuncudan bir tanesi 6 numara karakterli mi olmalı? Yoksa savaşan 2-8 numarayı mı görmek lazım? Şimdi üçlü sistemde, üçlü sistemin önündeki oynayan ön libero hı hı. oyunu çok iyi kurması gerekiyor. Hı hı. Çok zeki oyunu yönlendirebilecek birisi olması gerekiyor. Hı hı. Mesela orada Sosa olabilir çünkü zaten arkada 3 tane oyuncu var. Evet. Hani Gustavo'yu hepimiz biliyoruz. Mücadeleci, her yere Enerjik. sahanın her tarafına ayağını basan. Ha tabii ki o da zeki bir futbolcu. O da yılların tecrübesiyle. Ama olağanüstü bir oyun kurucu değil. Ha, ama olağanüstü mesela bir Pjanic gibi veyahut bir Sosa gibi Sosa'yı da söylememiz gerekiyor. Evet. Bir Sosa gibi değil. Bu bir bu gerçek. Ha, öyle bir tarz bir futbolcu yer koyarsınız oraya. Oyun kurmanız daha kolay olur. Hı hı. Defansa zaten defansa dönüldüğü zaman iki bekler geliyor. Ortadaki üçlü var. İki tane de zaten ön libero oluşacak evet. mecburen. Yedi kaleciyle sekiz oldu zaten. Yani önde kalıyor o zaman üç tane futbolcunuz diyelim kalıyor. iki tane futbolcunuz kalıyor. Onlar da zaten yönlendiriyor oyunu. Evet. Ee, anlatmak istediğim hı hı. bu tarz sistemde hele ki set oyununa geçildiği an mecbursunuz oyunu çözen oyuncular oraya koymaya ve sisteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Ya salayı içeri kat edecek topla ö, dengeyi bozacak e, rakibin hı hı. ya da öyle bir top alışverişi yapacaksınız ki karşı rakibi yerinden Sürekli oynatacaksınız yer ki ö, arada boşluklar açılsın. Ama o boşluklara da koşular yapılması hı. lazım. Yani sprinter tarzı oyuncularınız ge gerekiyor o zaman. Evet. Şimdi Novak o tarz bir oyuncu mu? Bekten içeri kat edebilecek? Yok. Değil. Topla, topsuz koşular mükemmel ama topla birlikte ağır. Topla birlikte Eşi ağır. Bir yok yani. Baktığında Novak da hani üçlü savunma diyoruz. Üç tane stoper var zaten diyoruz. Ee, önünde Gustavo lüks kalıyor diyor. Novak da lüks kalacak. Ee, Novak da bir savunma oyuncusu. Yani şunu söylüyorum. Fazla savunma oyuncusuyla oynamak hatalı bir şey değildir. Ama eninde sonunda Şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Savunma oyuncularıyla hücum yapmak zorunda kalıyorsunuz. Başakşehir skoru yakaladı ilk yarıda. Offside olsaydı o pozisyon maç 0-0 devam etseydi bu sistemle ilgili hiçbir şey konuşmayacaktık. Ama geriye düştüğünüzde o basketbol tabiri şeyin, Murat, Murat Hoca'nın, Murat Didi'nin vidaları sıkma tabiri var ya vidaları iyice sıkıyor. Bütün alanları kapatmaya daha fazla gayret gösteriyor. Buna müsait oyuncuları zaten var, Tolga Ciğerci, işte Mahmut, ee, zaten var buna müsait oyuncuları ki şeyleri de getiriyor. Edin Vizca da geliyor, İşte orası beşli oluyor. Ee, siz arkada üç tane stoper, önünde Gustavo, Gustavo da koşacak, enerji sarf edecek alan bulamıyor çünkü rakip zaten kapatıyor her yeri. Ee, bir tek Okaka ile uğraşıyor baktığında. Ben ne beklerdim? Yani sonuçta Aykut Hoca'yı hepimiz tanıyoruz. Konya'da oynattırdığı futbol ondan evvel hani Fenerbahçe'de evet. biraz daha çok e, bütün 11 oyuncusunun 10 oyuncusunun yani kaleci birbirine hariç, hep yakın. Hep birbirine yakın, hep topun arkasında. Yani rakibi hep topun arkasında karşılıyor bütün takımıyla birlikte. Yani neredeyse orta sahada birinci bölgede karşılıyor. Ben Fenerbahçe'den şu hamleyi beklerdim. Eğer analiz analiz ediliyor sonuçta biliyorlar öyle bir set oyununa dönüşeceğini. Ya Gustavo yerine me mesela Mert Hakan'ı da kullanabilirdi. Evet. Örnek veriyorum. 6 numara gibi. 6 numara gibi Mert Hakan'ı da kullanabilirdi. Daha çok oyunu kurabilen, daha çok e, yani yürekli bir şekilde dikini oynayabilen bir futbolcuyu Tabii. kullanabilirlerdi orada. Da daha e, ofansif bir 11 beklerdim. Biraz daha, biraz daha, o zaman e, Başakşehir'in de daha fazla geri koşturacaktın vesaire. Böyle avantajlar. Bu arada hocam, senin söylediğin plan bence Max Meyer üzerinden kurulmuş. Doğru da ama verimi alamamaları. İşte onu yapalım. Işte. Işte. Ama ki. dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Yani Gustavo'nun yanında oynayacak oynaması için 3 tane oyuncu alındı. Max Meyer bana göre en az bilmiyorum fiziksel durumu hazır olmadığı için vesaire. Hani bunları ayrı bir yere koyuyorum. daha Max yeni Meyer 5 yıldır hazır değil. Bak bunlara yine bak geçmişine de saygı duyuyorum. Her şeye ayrı koyuyorum. Ama Crespo bir dakika süre almadı. Evet. Şimdi o şeyde Portekiz'de oynayarak geldi. Ha, bir dakika süre almadı. Yine Mert Hakan girdi oyuna. Zayt zaten sakat. Yani burada da biraz planlama. Sıkıntılı işte. elindekinin üzerine koymamışsın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Gustavo'yla Novak hamlesini ben Fenerbahçe 2-0 öne geçtikten sonra beklerim. O zaman dersin ki defansa kapanacak Fenerbahçe yani defansa kapanacak dediğim Hı. defans oyuncularını alacak ki skoru korusun. Evet. Daha çok mücadeleci işte defansa geriye koşan vesaire tarzında oyuncuları alır diye. Ama ilk 11'e böyle başlaması ben şaşırdım açıkçası çünkü zaten biliniyor Başakşehir kapanacak bekleyecek evet. Fenerbahçe'nin hatalarını bekleyecek yorgun. Sonra sonradan Fenerbahçe. girdi de yani orada da Ferdi oynadı sol çizgide. Hani sonra... Ne olursa olsun hani sonuçta Hı -hı. hani Fenerbahçe yorgun geldi. Onları kontralarla yor yorarak yani onlar gelsinler bu planlamayla gelecekti zaten Başakşehir'in böyle bir şey yapacağı belliydi. Evet. Yani ben şaşırmadım Başakşehir'in bu hamlesini hiç şaşırmadım bekliyordum da böyle bir şey yapacaklarını. E zaten